Baba. Maşa. Benim ay parçam. Ne güzel olmuş saçların. Annem tarzı saçlarım. Aferin sana. Gülbahar. Hadi bakalım. Hürrem Sultanımızın söylediğine göre sefer dönüşüne kadar bekleyecekmişsin. Bekleyeceğim demedim. Sadece bunu düşünmek istediğimi söyledim. İsabet olur. Biraz düşündüğün zaman bu ani kararın ne kadar büyük bir hata olduğunu idrak edeceksin. Aniden verilmiş bir karar olduğunu mu sanıyorsun? Tohumu seneler evvel atılan ve zihnimin içinde gittikçe güçlenen bir fısıltıya kulak verdim sadece. O vakit niye bu kadar bekledin? İlla biriyle mektuplaşmana şahit olmam mı lazımdı? Ben senden değil bir özür. Hizap beklerken beni düşürdüğün vaziyete bak. Böyle olmasını istemezdim. Fakat vaziyetimizi herkesten iyi sen biliyorsun. Bu evlilik en baştan bir hataydı. Kimi kandırıyorsun sen? Bütün bunların arkasında o mektuplaştığın adam var değil mi? Söyle bana Mihrim Ağa, kim bu adam? Kimle ihanet ettin bana? Son kez söylüyorum Rüstem. İnanıp inanmamak sana kalmış. Evliliğimiz boyunca ve son hadisede dahi seni ve ailemi utandıracak hiçbir şey yapmadım. Yapmam. Eğer bana bunu bir kez daha söylersen ya da ima edersen Allah şahidim olsun ki ne benim ne de kızımın yüzünü bir daha asla göremezsin. Mihrim Ağa. Gel. Sultanım, Şehzade Cihangir Hazretleri geldiler. Alın içeri. Hoş geldin Cihangir. Hoş bulduk Mihrim Ağa. Şehzadem. Güzel yeğenim. Gülbahar. Gel, otur. Güzel yüzün solmuş. Belli ki üzmüşler seni. Validen mi gönderdi seni? Seni boşanma kararından vazgeçirmemi istedi. Fakat merak etme. Hiç öyle bir niyetim yok. Seni görmek istedim. İyi misin? Bu evlilik benim için bir yük Cihangir. Ağırlığı günden güne artan, altında ezildiğim bir yük. Sen söyle kardeşim. Sırtındaki yükten kurtulma ihtimalin olsa bunu yapmaz mıydın? Tereddüt dahi etmezdim. Mihrim Ağa, kimse durduramaz seni. Kimseye sabretmek, boyun eğmek zorunda değilsin. Valideme bile. Hayırlı sabahlar valide. Sana da. Taşlar çıkacaktım hava almaya. Sen de gel. Malumunuz olan mevzuyla alakalı bir karar verdim. Eğer beni dinlemeyip sefere kadar beklemezsen yemin ediyorum şimdikinden çok daha mutsuz olursun. Buraya orta yolu bulmaya geldim validem. Rüstem'den boşanacağım. Bunun dönüşü yok. Mihrim Ağa. Lakin sizin dediğiniz gibi sefer dönüşünü bekleyeceğim. O güne kadar da hünkârımıza tek bir laf dahi etmeyeceğim. Az daha aklını yitirdiğini düşünüyordum. Neyse ki benim kızım olduğunu hala görebiliyorum. Ancak tek bir şartım var.
kızım benimle pazarlık mı ediyor? Eğer bir gün talih yüzüme güler de birine gönlümü kaptırırsam onunla evlenmemi sağlayacaksınız. Bu kim olursa olsun. Zamanı küçümseme Mihrimah. O her şeyi değiştirir. Bilhassa fikirleri. Belki de boşanmaktan vazgeçeceksin. İstediğim cevap bu değil. Tamam. Söz veriyorum. Kimi ister sana? Ne oluyor böyle? Hiç haberimiz yok. Validem içeride mi? İçerideler. Sultanım, Said'den boşanacak mısınız? Sultanım, hünkârımız sizi bekliyorlar. Gel. Hünkârım. Benim parlak ayım, ışıldayan gökyüzüm. Bir takım hadiseler vuku bulmuş. Ben aslını astarını bir de senden duymak istedim. Fatma Hürrem, siz çekilebilirsiniz. Nedir seni üzen? Kim? Rüstem Paşa mı? Hı? Bir şey mi yaptı? Bana söylemeye çekindiğin bir kabahatin mi var? Yahut senin gururunu ezecek bir şey mi söyledi? Eğer öyleyse onu korumanın, bunu saklamanın bir manası yok Mihrimah. Bu saraydaki pek çok kadının aksine sizden hiçbir şey saklamıyorum. Rüstem'le evliliğimiz solmuş, kurumuş bir çiçek misali. Dalından düşmeyi bekliyor. Ne demek bu? Sen hanende saadeti, huzuru kaybettiğini mi söylersin? Bunlar sizinle konuşmaktan hicap duyuyorum fakat hakikat bu. Onunla mutlu değilim. Ayrılmamız ikimiz için de en doğrusu. Tabii eğer münasip görürseniz. Bana makul bir sebep söyle. Lakin benim anladığım Rüstem'in bir kabahati yok. Öyle mi? Öyle ama. Kızım, hayat her dem bahar değildir. Hazanı var, kışı var. Yüce Rabbim neden mevsimleri yaratmış? Neden hazanı, neden kışı yaratmış? Biz baharın kıymetini bilelim diye. Benim hiç baharım olmadı. Kışım hiç bitmedi. Eğer böyle hissediyorsan kendince makul sebeplerin vardır elbet. Lakin benim gönlümden geçen bir müddet daha düşünmen Mihrimah. Alacağın kararın neticelerini ölç, tart. Eğer ondan sonra hala aynı karardaysan o vakit tekrar konuşuruz. Olur mu? Mektup gönderen Hadiz'i bulamadın mı daha?
Herkesi tek tek soruşturuyorum Paşa Hazretleri. Siz de takdir edersiniz ki tespit etmek biraz güç. Onlarca cariye ağ var. Mutlaka birileri açık verecektir. Eğer bana bir isimle gelmezsen bunun bedelini sana ödetirim. Bilesin. Bugüne kadar elbiseler, mücevherler haricinde hiçbir şey ben seçmedim. Ne yapacağımı, kim olacağımı, kimi seveceğimi hep başkaları karar verdi. Biliyorum, hepsi benim iyiliğim için. Belki kendim karar alsam hata yapacak, çok yaralayacaktım. Lakin hatalar da yaralar da benim olacaktı. Hatalarımı gururla taşıyacak, yaralarımı başıma tac edecek, kendi pusulamla doğruyu bulacaktım. Fakat böyle hiç kırılmaması için dokunulmadan saklanan bir sırça gibiyim. Ne kimseyi mutlu edebiliyorum, ne de kendimi biliyorum. Sizin ve validemin aşkının gölgesine büyüyerek bu büyülü isten mahrum kalmak ne demek bilemezsiniz. Belki beni anlamıyorsunuz. Gene de kararıma rıza gösterin hünkârım. Eminsin değil mi? Hünkârımız en doğru kararı verecektir. Bilhassa sefer öncesi boşanmaya zinhar izin vermez. Malumunuz üzere hünkârımız düşünmemi istedi. Ben de düşünüp kendisine kararımı söyledim. Boşanmamıza müsaade ettiler. Üstad. Seferden sonra boşanacağız. Sonrasında kimsenin mağdur olmasını istemiyorum. Hünkârımız da, validem de senden ziyadesiyle memnun. Boşansak da vazifen devam edecek. Biz boşanacağız. Ben vazifemi sürdüreceğim ve hayat kaldığı yerden devam edecek, öyle mi? Siz beni çok yanlış tanımışsınız sultanım. Paşa Hazretleri, giremezsiniz. Mihrimah Sultanımızın emri var. Ne yapıyorsun Rüstem? Destursuz odama girmeye adet mi edindin? Bilmeni icap eden bir husus var. Validem haber verdi. Benden sonra gidip azdin istemişsin. Vazifem ne ki? Canımı versem senin umurunda olmaz. Orasını biliyoruz. Lakin bütün bu olanların sebebini öğrenmek ister misin? Kızılca kıyamet neden koptu? Daha kaç kere anlatmam gerek? Sana o mektubu gönderenin kim olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Sandığın kişi değil. O yazmadı. Fatma Sultan yazmış. Sırf aklını çelmek için. Seni kandırmış.
koca Mihrimah Sultan'ın sahte bir aşkın kurbanı olacağı kimin aklına gelirdi? Yazık. Allah rahatlık versin. Fatma Sultan'ın ne haltlar karıştırdığını işittim. Karşısına geçip hesap sormayacak mısın? Daha ne kadar alçalabilirim? Zaten yerin dibine girdim. Pelimi karşılamak içimden gelmedi. Sarayında verdiğin yemekte neler olduğunu hala unutmadım. Sonra hepimizi şikayet etti. O günler geride kaldı Cihangir. Selim senin abin. Saygıda kusur etme. Sonra validemiz çok üzülür. Sen bunun için mi vazgeçtin boşanmaktan? Validem üzülür diye mi? Vazgeçmiş değilim. Vakti gelince ayrılacağız. Hata yaptın Mihrimah. Rüstem'i boşamalıydın. Fırsatın varken bunu yapmalıydın. Sana verilen sözlerin hiçbiri tutulmayacak. Destur! Şehzade Selim Hazretleri! Mihrima. Cihangir karşılamaya gelmeyince hasta mı diye merak ettim. Gördüğün gibi iyiyim Selim. Hoş geldin. Pek hoş bulmadım Cihangir. Geldiğime sevinmedin mi? Öyle ya. Sen Mustafa abimi bekliyordun. Hünkârımızın da gönlündeki Mustafa abimdi. Fakat sen ne talihli bir şehzadesin ki. Hak etmediğin her şeye sahip oluyorsun. Evvela Saruhan sancağı. Şimdi naiplik. Başlamayın gene. Bunları konuşmanın ne yeri ne sırası. Ben hak etmiyorum. Fakat gizlice nikah kıyıp hünkârımızın arkasından iş çeviren bir şehzade hak ediyor, öyle mi? Sen çok mu masumsun Selim? Manisa'da neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Cihangir! Naip olman hakikati değiştirmez. Bugün sana emanet edilen o taht, yarın nasıl hak edenin olacak? Veya asla sen olmayacaksın. Belki öyle, belki de değil. Benim en azından bir ihtimalim var. Senin o da yok. Nice seferlere çıkılacak, nice zaferler kazanılacak. Sen hep burada, bu sarayın duvarları arasında, validemin dizinin dibinde kalacaksın. Söylemek zorunda mıydın?
kadar hassas olduğunu biliyorsun.